insansız hava aracı sistemleri, drone sistemleri hep askeri amaçlı kullanım aklımıza geliyor ama DASAL'ın geliştirdiği sistemler yavaş yavaş sivil alanda da kendini yer göstermeye, kendini göstermeye başladı. En önemli konulardan biri de geçtiğimiz günlerde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İstanbul ve Ankara arasında drone'la kargo taşınması için çeşitli rotaların oluşturulması konusunda çalışmalara başladı. Merhabalar Onur Bey. Merhaba, hoş geldiniz Tolga Bey. DASAL olarak bu kargo taşıma operasyonunun aslında siz neresinde bulunuyorsunuz? Teşekkür ederim. Tolga Bey, biliyorsunuz Teknofest'in kapanış son gün uçuşu bize addedildi. Burada kargo 150 ürünümüzü başarıyla uçurduk ve 10 binlere gösterme fırsatı elde ettik. Biz bölgemizde açıkçası Yakın Asya'dan Avrupa'ya kadar bu ağırlıktaki bir yükü uzun süreler boyunca ve hızlı olarak aynı zamanda sessiz olarak taşıyabilen bir iki firmadan bir tanesiyiz. Bununla gurur duyuyoruz. Eğer bahsettiğiniz konuyla ilgili bir görevlendirme olursa biz de bu konularda hazırız. Kaldı ki bu eksende belli kamu firmalarıyla görüşmelerimiz de devam ediyor. Hem bu hatların üzerinde etkin bir şekilde uçabilmek, gerek Albatros Kargo 75, gerek demin bahsettiğim kargo 150 ürünlerimizle ihtiyaca binaen hangi yükler taşınacaksa bunların sadece yük taşınması değil, aynı zamanda bu hatlarda gerekli olan LTE uyumları, dolayısıyla haberleşme alanında da, telekomünikasyon alanında da bu uyumluklarla ilgili ve altyapılarla ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Çok yakında da belki İstanbul-Ankara hattı için değil ama daha kısa mesafelerde çok etkili olacak ufak ve orta seviyedeki kargo taşımacılığı ile ilgili güzel haberlerimizi de duyuyor olacaksınız inşallah. Sonuçta bir teknoloji askeri olarak geliştiriliyor, sivil alanda da yer buluyor ve bu alanda da kullanımlar oluyor. Sizin de çok kuvvetli, ağır yük taşıyabilen sınıfında önemli İHA'lara, drone'lara sahipsiniz. Bunları görürüz. Sağ olun. Tabii çok doğru söylüyorsunuz. Zaten biliyorsunuz cep telefonu teknolojisi başta olmak üzere birçok teknoloji askeri amaçla ilk olarak geliştirildi. Daha sonra da sivil amaçlara yönlendirildi. Bizim burada sadece kargo olarak değil, aynı zamanda yine Teknofest ve İDEF'te de sergilediğimiz ve yakınlarda da önemli bir çalıştaya davet edildiğimiz, orman yangınları çalıştayına davet edildiğimiz yangın söndürme çözümlerimiz de var. Burada esasında tek bir ürün sergileyebiliyoruz ama yaklaşık 15 farklı, 3 farklı segmentte, kategoride 15 farklı modüler yapıyı farklı yangınlara farklı şekilde müdahale edecek şekilde tasarlanmış teknolojik ürünlerimiz var. Yangının tespit edilmesinden daha çok ufakken söndürülmesine, soğutulmasına, çevresinin sarılmasına yönelik buradaki ekiplerimizi, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimizin onlara ulaşım sürelerini, bu yangın noktalarına ulaşım sürelerini kısaltacak, onların elini kolaylaştıracak ve destek olacak çözümlerimiz var. En azından şunu bile düşünsek yeridir. Burada en son yangınlarda da bildiğiniz gibi gözlemledik. Bu personelimizin belli günlük ihtiyaçları, yemek ve su ihtiyaçları, eriyen eldiven ve ayakkabı ihtiyaçları, kargo modülünü bırakalım yangın söndürmeye müdahaleyi özel sensörlü yangın topları ya da hortum taşıma sistemleriyle sadece bu desteği bile veriyor olsak çok ciddi katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz. Çünkü onlar ciddi bir efor sarf ediyorlar. Çok önemli bir enerji harcıyorlar orada. Onu yerine koymamız lazım ki aynı güçle çalışmaya devam edebilsinler. Kendilerini güçlü ve kuvvetli hissetsinler. Arkalarında önemli bir lojistik desteğin de var olduğunu hissetsinler. Bunlar materyalist, yani materyal olarak bir şey sağlamanın yanında ben ruhani olarak da çok önemli olduğuna inanıyorum. Hepimiz bu vatan için çalışıyoruz. Yangınla mücadele de bir vatan savunmasıdır diye inanıyoruz. Şimdi tabii Saha Expo'da yeni bir İHA modelinizi de lanse ediyorsunuz. İsterseniz biraz da yeni sistemle ilgili konuşmak isterim sizle. Biraz sistem hakkında bilgi alalım. Özellikle deniz platformları için tasarladığınız bir sistem. Kimle ortaklısınız, ne yapıyorsunuz bununla ilgili?
deniz platformları tam olarak doğru değil. Özür dileyerek sizi düzeltmek istiyorum. Esasında kara ve deniz platformları. Deniz platformlarının hareket etmek için çok ciddi Ar-Ge çalışmalarına ihtiyaç var. Bunun altyapısını oluşturuyoruz. Ama karada başlamadan denize geçmek birazcık... Kendini karada ispat edecek. Evet, aynen öyle. Hani bir ayağınız eksik kalır. Burada esasında belli bir ölçekte ufaltılmış modelini görmekteyiz. Bizim Sumru ürünümüz. Vitol özellikle, yani vertical take off landing, dikey kalkarak yatayda hareket edebiliyor. Kanatları olmasından dolayı da ciddi olarak aerodinamik avantajı var. Çok uzun süreler uçabiliyor. Gerçeğinin boyutu nedir? Burada esasında 3 farklı boyut planladık biz. Ama ilk olarak şu anda devreye aldığımız ve üretimlerini bir ister sahibi için yapmış olduğumuz ürünümüz yaklaşık 2,5 metre kanat açıklığında. Ama bu kanatlar çok kolay bir şekilde katlanabiliyor. Yani sahadaki ihtiyaca hızlı bir şekilde cevap verecek ve ergonomik olacak şekilde bunu planladık. Buradaki en önemli özelliğimiz şu, bu tasarımlarımızı aynı zamanda çok uzaktan fark edilmemesi için özel o bölgeye ait kuş kamuflajlarını da tasarlayabiliyoruz. Burada da bir yenilikçi olduğumuza inanıyoruz. Deniz bölgeleri için albatros ya da martı, kara bölgeleri için çeşitli o bölgeye özel kartal ve doğan kuşlarının kamuflajında bunları tasarlayarak bir katma değer sağlıyoruz esasında. Kaç kilogram faydalı yük taşıyor? Biraz modeller hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ilk etapta sadece gözetleme amaçlı olarak 1,5 kilogram olan modelimizi uçurduk. Çok yakında bunun videolarını da sizle de dahil olmak üzere yayınlayacağız. Ondan sonra diğer büyük modeller en fazla 6 metre kanat açıklığına gidecek şekilde önümüzdeki yıllarda ihtiyaca binaen tasarlanmaya devam ediyor. Merakla bekliyoruz videolarını. Umarım farklı bir alana giriyorsunuz bu sistemle birlikte, daha kanatlı, daha farklı. Umarım bu konuda da gelişmeler devam eder. Bizim tabii burada bu işi öncülüğünü yapan ülkemizin bu konudaki gururu, Baykar firmamızdan daha farklı esasında tasarladığımız ürünler. Kanatlı deyince onların yaptığı taktiksel değerli bir esasında savaş uçağının muadili olan ürün segmentinde olma gibi bir planımız yok. Biz daha çok daha ufak vitol, piste ihtiyaç duyulmayan yerlerde hemen o anda operasyonel surveillance, yani gözetleme istihbarat görevlerini yapmak adına bazı ürünler planlıyoruz. O yüzden bu küçük nüansa dikkat çekmek istedim. Çok teşekkür ederim.